Sevgili öğrenciler, AYT 5. denemenin 1. sorusuyla devam edelim. Bir Eskimo'yu köpekler kızak üzerine çekmektedir. Ancak köpeklerin zorlandığı görülmektedir. İşlemlerden hangileri yapılmalıdır daha hızlı hareket edebilmesi için? Birleşik kuvvetin artması için köpekler arasındaki alfa açısının azalması gerekmektedir. Çünkü birleşik kuvveti arttıran nedir? Alfa açısının azalmasıdır sevgili öğrenciler. Dolayısıyla alfa açısı azaltılmalıdır. Aynı zamanda kızak da sürtünme kuvvetine maruz kalmaktadır. Sürtünme kuvveti neydi? Hemen hatırlayalım. K çarpı neydi? Dik kuvvetti. Yani tepki kuvveti. Sonuç olarak bu da Mg'den oluşmaktadır. Kızak artı, yani kızak artı Eskimo'nun ağırlığı, artı Eskimo diyelim buraya. Sonuçta bunun ağırlığı, yani kütle azalırsa neye de azalacak? Sürtünme kuvveti de azalacaktır. Dolayısıyla kütlenin azaltılması gerekmektedir. Ne kadar fazla köpek kullanılırsa da o kadar hızlı hareket edebilecektir. E seçeneği doğru seçenektir sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, ikinci sorudayız. Ne diyor? Metrobüs hareket halindeyken ayaktaki yolcuların güvenli seyahat edebilmeleri için tutacaklar monte edilmiştir. Metrobüs yolcu aldıktan sonra hızlanırken bir tutacağın görünümü şekildeki gibi olmaktadır. M kütle tutacağı etki eden kuvvet diyagramı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sevgili öğrenciler, bir kere aşağıya doğru bir kuvvet var. Buna tutacağın ağırlığı diyoruz, Mg kuvveti. Ve burada da oluşan bir kuvvet var. Bu da ip gerilmesi kuvveti. Sonuç olarak buna iki tane bileşen düşündüğümüzde ip gerilmesinin dikey bileşeni Mg'ye karşılık gelmektedir. Peki yatay bileşen neye karşılık gelmek dediğimizde sanki sola doğru bir kuvvet varmış gibi düşüneceğiz. Ama aslında böyle bir kuvvet yok sevgili öğrenciler. Yani cisim üzerinde etki eden iki tane kuvvet var. Bir ip gerilmesi kuvveti, bir de aşağıya doğru olan kuvvet. Sola doğru olan bir kuvvet gibi düşündüğümüzde aslında bir sanal bir kuvvet var gibi düşünebiliriz. Aslında cisim üzerine etki eden bir kuvvet var. Yani cismin harekete karşı göstermiş olduğu tepkiden kaynaklanan bir kuvvet olarak sola doğru bir kuvvet eylemsizlik gibi düşünsek de aslında bunu cisim üzerinde çizmemiz mümkün değil. Çünkü bu bir sanal bir kuvvettir sevgili öğrenciler. Sonuçta sadece aslında iki tane kuvvet var. İp gerilmesi kuvveti, bir de aşağı yönü cismin kendi ağırlığından kaynaklanan kuvvet. Yani buraya sola doğru bir kuvvet olarak bunu göstermememiz gerekiyor. Çünkü sanal bir kuvvettir sevgili öğrenciler. Yani yanıtımız C seçeneğidir diyoruz. Evet sevgili öğrenciler, üçüncü sorudayız. Cisim üzerine bir iş yapılmaktadır ve uzunluğu hipotenüsün 5H'dir sevgili öğrenciler. Yani F çarpı X yapılan iş eşittir delta EK artı EP olacaktır. Delta EP olacaktır. Yani EK artı EP olacaktır. Peki ne kadarlık bir iş yapılmıştır? 2 Mg'lik bir kuvvet uygulanmaktadır. 5H boyunca uygulanacaktır. Tepe noktasında cismin belirli bir potansiyeli vardır. O potansiyel nedir? Şimdi ona bakalım. EK artı 3H yüksekliğinde olduğu için şöyle diyeceğiz sevgili öğrenciler. Yani cisimde M olduğundan tepe noktasında M çarpı G çarpı 3H yüksekliğindedir. Yani sonuçta burası 3, burası da 10 olduğu için EK eşittir 7MGH olacaktır. 10'dan 3'ü çıkardık. Cevabımız C seçeneği. Yapılan işi kinetik artı potansiyele eşitledik sevgili öğrenciler. Dördüncü soruya geldik sevgili öğrenciler. Su roketleri pompa vasıtasıyla gösterilen basınçlı suyun yan borulardan hızla çıkmasıyla havalanır. Su roketiyle uçma sırasında hangilerinin varlığından bahsedilebilir? Sonuçta elimizdeki bir cismi fırlattığımız zaman buz pateni pistinde biz de geriye doğru gitmemiz momentum korunumudur. Sonuçta buradan da suyun borudan dışarı çıkması gene momentum korunumuyla ilgili örneklerden bir tanesi olarak verilebilir sevgili öğrenciler. Aynı zamanda etki tepki prensibi varlığından da bahsedilebilir. Çünkü su ayrılmıştır ve sonuçta diğer zeminle çarpışma esnasında bir etki tepki prensibiyle oluşmuştur. Yani burada da bir etki tepki prensibinden bahsedilebilir. Ancak açısal momentum sonuçta dönen bir cisim olmadığı için açısal momentumun korunumundan bahsedemeyiz. Sadece momentum korunumu ve etki tepki prensibinden bahsedebiliriz sevgili öğrenciler. Yani yanıtımız C seçeneğidir.
Beşinci soruyu sevgili öğrenciler. Üçüncü kattaki Asaf birinci katta oturmakta olan Levent'i görünce o anda yediği idelerden Levent'in yemesi için balkondan ideleri serbest bırakmakta ve Levent tutmaktadır. Kat arası 2,5 metre olduğuna göre şuradan şurası ne kadar olacaktır? 5 metre olacaktır sevgili öğrenciler. İdeler Levent'e ulaştığında hızları kaç metre bölü saniyedir? 5, 10, 5, 15 yani H 3'e 5'e diye unutmayalım. Bunu mutlaka ezberlememiz gerekiyor ya da 5D kareden çıkartabiliriz. 5. metre sonunda ulaştığı hız nedir bir cismin? Serbest bırakılan bir cismin ve ilk eşittir sıfırsa sevgili öğrenciler. Yani burada ulaştığı hızı ve eşittir ve 1 diyelim. 10 metre bölü saniye olacaktır. 3 h sonra yani toplam 4 h sonra v2 ne olacaktır? 20 metre bölü saniye. Toplam 9 h sonra burada ulaştığı hızı da 30 metre bölü saniye olacaktır. Bu şekilde de aklınızda kalabilir sevgili öğrenciler. Dolayısıyla 1 saniye sürecektir ve hızımız da 10 metre bölü saniye olacaktır. 2 kat aşağıda arkadaşının tutması için cevabımız B seçeneğidir. Altıncı soruda ise sevgili öğrenciler, makara ağırlıklarının eşit olduğu sürtünmesiz palanga sistemi dengededir. Pek işlem yükü olan sorular sorulmuyor ama bu soruyu da tabii ki değerlendirmemiz gerekmektedir. İki ayrı bölümde inceleyebiliriz sevgili öğrenciler. Aynı ipte aynı gerilme vardır dediğimizde aşağıya doğru inelim. Burada sonuçta ne vardır sevgili öğrenciler? F vardır, F. Sonuçta burada da F vardır, burada da F vardır. Sonuçta 4 tane F var ve yukarıya doğru 4F vardır. Yani şu aşağıdaki bölüm için bir hesabımızı yapacağız. Çizginin altı için. 4F. 4F neyi taşımaktadır? 2 tane makarayı 2G diyelim. Her birine G diyelim ve buna da P diyelim ve P ağırlığını da. Yani bunlar aşağıya yönlü biliyoruz. Bu da yukarı yönlü. Yani 4F 2G artı P'yi çekiyor. Peki yukarıda şu noktada T ip gerilmesi var. Peki F'leri saymaya başlarsak. Şurada da aynı zamanda sevgili öğrenciler bir F kuvveti var. Yani aşağıya doğru olanları sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani 5F aşağıya yönlü. Yukarı yönlü neler var? Sonuçta aynı zamanda aşağı yönlü bir de 2 tane de makaramız var. Onları da sayalım. 2G diyelim. Onlar da aşağı yönlü. Ve yukarı yönlü de 240'lık bir ip gerilme yani bağlantı noktasında bir gerilme kuvveti var. 240. Ve buraya biz 40 yazdığımız zaman 200'ü karşı tarafa atacağız. G'yi ne olarak biliyoruz sevgili öğrenciler? 20 Newton olarak buluyoruz. 4F'te 160'a karşılık geliyor. Artık aşağıdaki denkleme geçelim. 160 artı 40 artı P dediğimizde buradan da P'yi 120 Newton olarak buluyoruz. Cevabımız E seçeneğidir. Yedinci sorudayız sevgili öğrenciler. L uzunluğunda ipe bağlı M kütlelecesinin düşeyden alfa açısı kadar çekilerek serbest bırakılıyor. K konumundan O konumuna gelirken yargılardan hangileri doğrudur? Sevgili öğrenciler bunu bir basit amönik hareketmiş gibi düşünelim. Şöyle yapacağım. Bakın O konumunda bir kere hız ne olacaktır? Burada maksimum olacaktır. Aşağıya doğru gelirken çizgisel hız artar mı? Artar. Omega'yı düşünelim şimdi. L eşittir I çarpı omega. Yani açısal hız enlemsizlik momenti çarpı açısal hızdı. Omega yerine ne yazabiliriz? V çarpı L. V gitgide artmakta mıdır? Artmaktadır. Sonuçta L burada neye karşılık gelmektedir? Bağlandığı noktaya olan uzaklığına karşılık gelmektedir. Dolayısıyla omega da artacağı için yani artacağından ve sabit olduğu için sonuçta L de ne yapacaktır? Artacaktır. Yani açısal momentum artar diyebiliriz. Açısal hız artar mı? Ve V artacağı için sonuçta zaten onu söyledik. O da artacağı ortada. A eşittir omega kare çarpı L idi ya da omega kare çarpı R idi. Yani R yerine artık L kullanıyoruz. İpimizin uzunluğunu. Merkezi ivmenin formülü. Sonuçta omega da artacaktır. Omega da artacağı için karesi doğrultusunda merkezi ivme de artar diyoruz. Yani yanıtımız E seçeneği sevgili öğrenciler. Sekizinci soru elektrik akımı ile ilgili bir soru sevgili öğrenciler. Özdeş üreteçler var ve direncim 10 ohm. Her üreteçten 2 amper gelmek zorunda. Çünkü
özdeş olmasa da zaten sistem çalışmazdı. Sonuçta buradan geçen akım kaç geçecektir? 6 amper. Dolayısıyla 6 amper geçtiği için iki nokta arasındaki potansiyel farkı bir üretici potansiyeline eşit olacaktı. Yani V eşittir I toplam akım, yani ana koldaki akım çarpı R diyelim. Buradan da 6 çarpı 10'dan 60 volt değerine ulaşacağız. Cevabımız E seçeneğidir sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, 9. soru basit harmonik hareketle ilgili bir soru. Dikey pozisyonda, yatay pozisyonda eğik düzlemde bulunan bir cisim var. Kütleleri M, 2M ve 3M şeklinde. Periyodu formülünü hatırlayalım. Periyodu sormakta T eşittir 2 pi kök içinde M bölü K idi. M olan ve K yay sabitine sahip bir periyodik hareket yapan, basit harmonik hareket yapan bir sarkıt için. Şimdi sonuçta hangisinin kütlesi büyüktür? Yani eğik düzlemde, yatayda, dikeyde durması fark etmez sevgili öğrenciler. Sonuçta kütleye ve yay sabitine bağlıdır. 2 pi ile çarpılacaktır, kök içindedir. Sonuçta kütlesi büyük olanın yayı T'si büyük olacaktır. O halde yazarsak TZ büyüktür T'ye, o da büyüktür TX şeklindedir. Diğer pozisyonları bizim için hiç ilgilendirmez sevgili öğrenciler. Sonuçta D seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, bir transformatör sorusu S1 ve S2 anahtarları açıktır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Bir kere sevgili öğrenciler, bir transformatörün çalışabilmesi için her iki tarafta da alternatif akım kaynağı olması gerekmektedir. Yani şöyle diyelim, başlangıçtaki girişte alternatif akım jeneratörü devreye alacağız ve çıkışta da sonuçta alternatif akım elde edeceğiz. İndüksiyon akımının oluşması bize lambanın yanmasını sağlayacaktır S2 anahtarı kapatıldığında. Dolayısıyla yalnız S2 anahtarı kapatıldığında lambanın sürekli ışık vermesini beklemekteyiz. Çünkü burada bir alternatif üreticimiz vardır sevgili öğrenciler. Peki S1 anahtarı kapatıldığında ise oluşan akıma karşılık bir ne oluşacaktır karşı tarafta da? Manyetik akı oluşacaktır. Manyetik akının oluşması karşı tarafta da bir kez akım oluşturacaktır. Çünkü sürekli akım geçeceği için değişikliğe karşı oluşan bir akım oluşmayacağı için, çünkü artık değişmeyecektir akım. Çünkü artık sadece doğru akım kaynağı vardır sol tarafta. Sağ tarafta ise bunun devreye alınması esnasında bir kez akım oluşacaktır. Bir daha akım olmayacaktır. Dolayısıyla lamba bir kez yanacaktır. Yani S1 anahtarı kapatıldığında lamba bir an yanar ve geri söner. Evet, bir de doğrudur. Peki 3'e baktığımızda S1 anahtarı kapatıldığında lamba sürekli ışık yanar. Biraz önce de açıkladığımız için bir kez yanacaktır, bir daha yanmayacaktır. Bizim için doğru olanlar 1 ve 2 olacaktır sevgili öğrenciler. Yanıtımız D seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, 11. sorudayız. İletken yüklü XY küreleri arasındaki S anahtarı kapatıldığında küreler arasında yük geçişi olmadığına göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bir kere sevgili öğrenciler, potansiyellerin eşit olduğunu kesinlikle söylemeliyiz. Potansiyellerin eşit olduğunu gösteren neydi? Q bölü R'di. K her ikisi için de sabitti. Yani R başına düşen Q miktarı, yük miktarının eşit olması lazım ve aynı zamanda skaler bir büyüklük olması lazım. Yani her ikisi de ya artı olacak sevgili öğrenciler ya da her ikisi de eksi olacak. O halde şimdi bir bakalım. Kürelerin yükleri eşit büyüklükte midir? Hayır, kürelerin yarıçapı olan oranlarının sabitle çarpımlarının eşit olması gerekmektedir. Yani elektrik potansiyelleri eşittir. Zaten söyledik. Kürelerin yükleri zıt işaretlidir. Zıt işaretli değildir. Aynı işaretli olmalıdır. O halde sadece B seçeneği doğrudur sevgili öğrenciler. 12. sorumuz. Hareketli iki tane artı Q ve eksi Q yüklü parçacığın yörüngeleri esnasında uğradıkları kuvvet. Yani bir kuvvete maruz kalacaklar. Sonuçta İT akım geçmektedir. Yeterince uzunluktaki bir telde artı x yönünde i akımı geçmektedir sevgili öğrenciler. Yörüngeleri ne olur diye soruluyor. Şimdi i telinin artı x ve aşağıdaki artı x ve yukarıdaki artı x üzerinde neyi olacaktır? Bir manyetik alan meydana getirilecektir. Sonuçta yukarıda bize doğru, aşağıda ise
sayfa düzleminin içine doğru bir manyetik alan oluşacaktır. Ve burada iki tane aynı yöne doğru giden parçacığı tekrar gösterelim. F eşittir Q çarpı V çarpı B'yi hatırlayalım. Vektörel çarpım. Elimizi V'den B'ye doğru sürdüğümüzde, daha doğrusu kapattığımızda sevgili öğrenciler, baş parmağımız nereyi gösterecektir? Aşağı yönünü gösterecektir. Yukarıdaki için. Peki aşağıdaki için nereye gösterecektir? Elimizi gene V'den yani hızdan manyetik alana doğru kapattığımızda yukarı doğru gösterecekmiş gibi düşünüyoruz. Ama eksi olduğu için aşağı yönü alacağız. Sonuçta her ikisi de aşağı yönlü kıvrılacaklardır. Yani dikkat edelim, işareti eksidir. Eksi olduğu için sağ el kuralında eksi olduğundan kuvveti aşağı yönü alıyoruz. Sonuçta her ikisi de aşağı yönlü kıvrılacaklardır. Yanıtımız A seçeneğidir sevgili öğrenciler. F eşittir Q çarpı V çarpı B'yi unutmayalım. Vektörel çarpım olduğunu hatırlayalım sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, bir dalga leğeninde omega aralığından lambda dalga boyluğu dalgalar şekil 1'deki gibi geçmektedir. Su dalgalarının şekil 2'deki gibi yayılması için leğene su ilave edilmelidir. Kaynağın periyodu arttırılmalı. Omega aralığı azaltılmalı. İşlemlerden hangileri yapılmalıdır? Evet, oluşabilmesi için sevgili öğrenciler, dalganın kavisli bir şekilde yayılabilmesi için ne olması gerekmekteydi? Daha önceki denemede de vardı. Lambda bölü omega'nın birden büyük olması lazım sevgili öğrenciler. Ya lambda'yı büyüteceğiz ya da omega'yı küçülteceğiz. Omega aralığı azaltılmalı mı? Evet, üçüncü yargı da var. Peki, şimdi lambda eşittir V çarpı T. Yani dalga boyu eşittir dalganın yayılım hızı çarpı periyoduydu. Periyot artarsa dalga boyu artar mı? Artar. O halde periyodun artırılması da yapılacak işlemlerden biridir. Leğene su ilave edilirse sevgili öğrenciler, sonuçta ne olacaktır? Dalganın hızı artacaktır. Hız artınca da omega, lambda da büyüyecektir. Yani dalga boyu da büyüyecektir. O halde her üç işlemde yapılmalıdır. Yani cevabımız E seçeneğidir sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, sabit bir periyotla omega açısal hızı ile y ekseni etrafında düzgün çembersel hareket yapan M kütleli bir cisim şekildeki gibi düşey eksende kaymadan hareketini sürdürmektedir. Cismin hareketi boyunca etkileyen sürtünme kuvveti Fs, cismin ağırlığı P, silindirin cisme uyguladığı tepki kuvveti N ve merkezi kuvvet Fm olduğuna göre cisme etkileyen kuvvetlerin doğru gösterimi seçeneklerin hangisinde yer almaktadır? Bir kere sevgili öğrenciler, aşağıya doğru neyi olacaktır? Cismin ağırlığı olacaktır. Onu P ile simgelemiş. Yukarıya doğru da F sürtünme olacaktır. Ve aynı zamanda da bir tepki kuvveti olacaktır. Tepki kuvveti de sonuçta zeminin uyguladığı bir tepki kuvveti olarak N olarak gösterilmelidir bu şekilde. Ancak merkezi kuvveti ve merkez kaç kuvveti dediğimiz kuvvetleri tabii ki göstermiyoruz. Ama merkez kaç kuvveti diye bir kuvvet aslında yoktur. Sadece cismin harekete karşı göstermiş olduğu, yani ivmeli harekete karşı göstermiş olduğu cismin kendi üzerinde cismin hissettiği, yani diyelim ki onun biz olduğumuzu düşünürsek ya da bir motosiklette olduğunu düşünürsek, o motosikletlinin kendisinin hissettiği bir kuvvet olarak algılıyor kendisi. Ama aslında normal body diyagramlarında, yani serbest cisim diyagramlarında onları biz göstermiyoruz. Sonuçta neyi gösteriyoruz? Sürtünme kuvvetini gösteriyoruz ve de cismin aşağı yönlü olan hareketin, daha doğrusu ağırlığını gösteriyoruz sevgili öğrenciler. Ona uygun seçeneğimiz de C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Bir başka denemede görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.